Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bir haftadır ülkece orman yangınlarıyla boğuşuyoruz. Hepimizin yüreği yanıyor. Bir yandan çok düşünceliyiz, üzgünüz, öfkeliyiz. Bir sürü bilgi kirliliğiyle bir yandan mücadele ediyoruz. Bu bağlamda bu hafta orman yangınlarını detaylı bir şekilde büyük resimli, yani bütüncül bir şekilde ele alalım istedik. Ve konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Doğanay Bey. Nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Yani çok iyiyim diyemeyeceğim çünkü hakikaten çok kötü günlerden geçiyoruz. Can kayıpları var, vatandaşlar, orman işçileri, sahada çalışan orman mühendisleri, Orman Genel Müdürlüğü teşkilatı personeli, işçisi, mühendisi günlerdir uyumadan ateşten ateşte koşuyor. Çok zor günlerden geçiyoruz. Hepsinin Allah yardımcıları olsun. Hayatlarını kaybedenlere de başsağlığı diliyorum. Evet, dün akşam itibariyle Tarım Orman Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 32 ilde 119 yangın kontrol altında, 3 ilde 7 yangın devam ediyor. Ben sorularımı yöneltmeden önce size dair bir not düşmek isterim. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesisiniz. Şu anda Artvin'de bir saha çalışmasında olduğunuzu biliyorum. Programın en sonunda ona dair de bir soru yöneltmek isterim. O zaman ilk büyük sorumla başlamak isterim. O Lütfen. orman yangını nasıl çıkar? Hepimizin aklında fikir vardır işte daha çok insan kabahatiyle, kusuruyla ya da kendisinin müdahalesiyle çıkabiliyor. Peki siz büyük resim otursanız bir orman yangını nasıl çıkar ve nasıl başlar? Ben öncelikli olarak doğal olarak da çıkabilir. İşte fırtınalardan vesaire o yıldırımlar düştüğü zaman doğal olarak da çıkabilir ama ülkemizde ve dünyada insanın bu kadar baskın olduğu bir zamanda çıkan orman yangınlarının %89'u insan kaynaklı. Şimdi bunu da kendi içinde ikiye ayırıyoruz biz. Birisi kaza. Yani ihmal, işte gerekli önlemler alamazsın. Orman içinde sürekli yaşıyorsanız İşte aracınızın egzozundan çıkan bir kıvılcımla olabilir ki yol kenarlarında görüyoruz bunu. İhmalle, kazayla çıkabilir. İhmal ve kaza aslında ülkemizde çok ciddi miktarda yangına neden oluyor. O kadar çok birbirinden farklı şeyler var ki nedenler. Yani geçen yıl örneğin bakımsız balya makinalarından o teli sararken kesiyor telleri biliyorsun. Oradan çıkan kıvılcımdan yangın çıkmıştı. Arıcıların, bunlar hem ekstrem örnekler ama arıcıların bal almak için ateş yakarlar ve dumanla çıkartırlar, arıları uzaklaştırırlar, petekleri alırlar. Bu ateşi yakmadan ormana sıçratan var gibi çok sayıda var ama genel olarak bakacak olursak anız ve bahçe temizliği. Çünkü Türkiye'de yasak olmasına rağmen özellikle yaz aylarında bölgeden bölgeye bu değişiyor hasat zamanları ama buğday biçildikten sonra kalan işte anızları yakarak onu işte bir sonraki yıla hazırlamak istiyor çiftçi. Yasak olmasına rağmen bu işlemi yapıyor ve bu sırada ormana sıçrayabiliyor. Sonra yine en önemlilerinden bir tanesi ateşli piknik ya da Türkçesi mangal. Yani bu mangal işini bir türlü çözemedik. Çok seviyoruz bizler. Ama gerekli önlemleri almadan hatta bu iş için ayrılmış Orman Genel Müdürlüğü mesire yeri adı altındaki yerleri olmasına rağmen bulduğumuz her ağacın altında bunu yapıyoruz. Çok ciddi sayıda mangaldan çıkıyor. Bir üçüncü sırada da daha dün ben araziden dönerken Artvin'de de gördüm. Yolda gidiyoruz. Yani geniş bir yoldu Allah'tan. Arabanın camından söndürülmemiş izmarit atıldı. Yani arabamız kokmasın diye küllüğü kullanmıyoruz. Söndürmeden dışarıya atıyoruz ve yılda ortalama 100 kadar da 70 ile 100 arasında sadece bu nedenle çıkıyor. Bunlar tespit edilebilenler bu arada. Yani bazılarında yangın çıkmış bilemiyorsunuz. İzmarit de içinde yanmış. Dolayısıyla bu tür kazalarla yangın çıkıyor.
ihmallerle çıkıyor diyelim. Bir de kazalar var. Bu kazalar neler? İşte araçların birbirine çarpması yol kenarında. Oradan kıvılcım çıkıyor, patlıyor. Oradan ormana sıçrayabiliyor. Ama asıl kaza şu Türkiye'de. Örneğin elektrik nakil atları. İnanılmaz çok üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü son yıllarda çok ciddi olarak arttı elektrik nakil hatlarından çıkan yangınlar. Şöyle düşünün, görmüşsünüzdür ormanın ortasından dümdüz gidiyor ki öyle geçmesi lazım. Yani böyle zigzaklar çizerek götürmek çok zor. Bir sürü elektrik nakil hattı var, yenilenebilir enerji tesislerinin çıkan. Ve bunların bakımları yapılmadığı zaman... çeşitli kontaklar, atlamalar oluyor, sıçramalar oluyor ama en önemlisi rüzgarda teller birbirine çarparak yangınlara neden olabiliyor. Sadece bu sene ilk Marmaris yangınında bir işçinin öldüğü yangının çıkış sebebi elektrik nakil hattıydı. Bayram öncesinde de Marmaris'te yine 1500 hektar bir orman alanı yanmıştı. Onun da çıkış sebebi elektrik nakil hattıydı. Son yangınlar henüz çıkış nedenleri üzerinde çok konuşulmadı. Çünkü bu tür yangınların çıkış nedenleri büyük ihtimal hani ilk önce söndürülecek ondan sonra incelenecektir. Ama bazılarının belki çıkış nedeni bile bulunamayacak. Çünkü çok büyük yangınlar herhangi bir delil bulamayacaksınız. Vatandaş mı yaktı, başka bir şey mi oldu, kaza mıydı, sabotaj mıydı? Bunların belirlenmesine çok ihtimal vermiyorum. Evet, bir yandan da soruşturma devam edecek tabii ki. Peki neden birçok yerde aynı anda yangın çıkar? Şimdi yani bir de şimdi aslında anormal zamanlardan geçiyoruz. Benim için normal. Niye diyeceksiniz? Ben Türkiye'nin ormancılık istatistiklerini biliyorum. Yıllar içinde artıyor zaten. Yani Türkiye'de son 50-60 yıldan beri yani böyle bir artış trendi var. Bir örnek vereyim. 70'li 80'li yıllarda 1000 kadar yıllık ortalama yangın çıkarken bu artmış. Bir sonraki dönem 90'lı 2000'li yıllarda 2000'lere çıkmış. Son 10 yılda 2600 olmuş. Geçen yıl 3400 yangın vardı. Bir artış trendi var. Şimdi bunun sebebi ne? Orman yangını çıkabilmesi için bu arada insanın olmadığı bir yerde ormanlar yine yanıyor. Ama sadece doğal sebepler, yıldırımla yanıyor. Onun haricinde yangın çıkmıyor. Biz insanlar orman içine girmeye başladıkça yangın riski artıyor. Ne demek bu? İşte bir yol yapıyorsunuz, yolun ortasından geçiyorsunuz. Eskiden yol yoktu, yangın çıkmıyordu. İzmir'de birisi camdan dışarı attığı an yangın çıkıyor. Ya da hiç insanın uğramadığı bir yerde tutup mangal yapıyorsunuz, ateş yapıyorsunuz, çıkabiliyor. Ya da elektrik nakil hattı geçiriyorsunuz. Orada yangın çıkabiliyor. Nüfusumuz arttı. İnsanlarımız daha çok ormanla iç içe yaşamak istiyor. Buralarda yerleşim alanları artmaya başladı. Bunun haricinde ormanlardan çok sayıda ormancılık dışı uygulamaya izin verilmeye başlandı. Yani otellere izin veriliyor, elektrik nakil hatlarına izin veriliyor, madenlere izin veriliyor. Ormanın içine çöplük yapılıyor. Ormanın içine patlayıcı madde depolama alanları yapılabiliyor. Hastanesi, cezaevi, eğitim kampüsleri yapılabiliyor ve bunlara yol da veriyorsunuz. Bunlara elektrik nakil hattı da götürüyorsunuz. Böyle insan orman etkileşimi arttığı zaman riski de arttırmış oluyorsunuz. Peki niye aynı anda çıktı? Şimdi orman yangınlarının ne zaman çıkacağını biz biliyoruz. Bakın ben bayram sırasında, bayramdan hemen önce bu uyarıyı yapmıştım. Geçen sene de yapmıştım. Biz de Temmuz, Ağustos ayları öncesinde de çıkar ama en kritik aydır, en sıcak aydır, aylardır Temmuz, Ağustos. Sıcaklıklar 30-35 derecelere çıkardı, artık 40 derecelere çıkmaya başladı. Sıcak hava dalgası var, halen de devam ediyor maalesef. Bu aylarda ekstra fazladan dikkatli olmanız gerekiyor. Ama biz yine özellikle hani bayram sonrası tatile gittik şeklinde bir böyle tatil zamanında yine ne diyeyim mangaldır vesairedir olduğunu düşünüyorum. Her yer yani eskiden diyelim ki nüfus bu kadar fazla değilken bir kişi iki kişi orman içine girerken şimdi onlarca insan girmeye başladı. Ben Beylat Ormanı'nda biliyorum her ağacın altında mangal yapılıyor. Dolayısıyla risk fazla çok fazla insan girdiği için de bir tanesinden bile yangın çıkabiliyor. Bu arada hani
hepsi 12'de başlamış değil. Birisi 12'de başlamış, ötekisi 1'de başlamış gibi ve Manavgat yangını için konuşuldu. Birbirinden tamamen kopuk yerde, hiç ilgisi olmayan yerlerde ve tesadüf olarak görüyorum. Kaldı ki benzer şekilde hani o Manavgat yanarken yine hiçbir şekilde bir uyarı da gelmedi. Yani çok kritik durumlardı. Diğer illerde yine insanlar normal hayatlarına devam etmeye başladılar. Ama Temmuz-Ağustos ayında bu sıcak günlerde işte İzmarit diyelim ki camdan attığınız İzmarit Mart ayında otun içine düştüğü zaman yangına neden olmaz. Çünkü nemlidir oradaki otlar. Kurumuş da olsa yine yağış falan olmuştur. Kolay kolay tutuşmaz. Ama Temmuz-Ağustos ayında uzun süre kuraklık varken, o bölgenin doğal Kızılçam ve Maki elemanları iken barut gibi bir hale geliyor, tutuşmaya hazır hale geliyor. Ufacık bir kıvılcımla yangınlar çok fazla büyüyebiliyor. Şimdi bu şeyler, yangın sayıları artıyor. Evet, yani hem İnsan orman etkileşiminin artmasından hem sıcaklıkların artması, yani biraz da iklim değişikliğine bağlamak istiyorum bundan. Sıcaklıklar da sürekli arttığı için o ormanın altındaki ölü örtü dediğimiz ağaçlardan dökülen yapraklar daha fazla kuruyor. Bitki örtüsü, çalılar, otlar kuruyabiliyor. Hatta çalılar diyelim ki yaz aylarında yeşil olması, yani yaprakların kurumamış olması, canlı olması gerekirken kuraklıktan bunlar da kuruyabiliyor. Hatta ağaçlar bile kurak zamanlarda ve sıcaklık arttıkça su dengesini sağlamak için yapraklarını erken bile dökebiliyor. Ve bunlar yanıcı madde yükü deriz, ormanın altında yanıcı madde yükünün artmasına yol açıyor. İşte bu noktada bir kıvılcımla yangın çok hızlı bir şekilde büyüyor. Yani bir de bu son zamanlardaki kritik şeylerden bir tanesi, çıkan yangınlar inanılmaz bir hıza ulaşıp müdahale gücünüzü de aşabiliyor. Bunlar yurt dışında görüyorduk. Avustralya'da, Kaliforniya'da, bu sene Kanada'da. Türkiye'de çok fazla yoktu ama son birkaç yıldır, bir de unutuyoruz, son birkaç yıldır ciddi olarak sayılarında artış var. Mesela geçen sene de çok benzer şeyleri konuştuk. Hatay'da çok yangınlar olmuştu. Yine sabotaj mı var, niye çıkıyor, aynı anda bir sürü yerde çıkıyor gibi bunları konuşmuştuk. Bundan sonra da çok konuşacağız. Yani yangınları önleme şansımız yok. Yangınlardan etkilenmeme, yani kendimizi korumak, evlerimizi korumak, belki doğadaki canlıları korumak mümkün. Bunlar için hazırlık yapmamız gerekiyor. Ve işte aynı anda birkaç yerde yangın çıkması ya da yüzlerce, iki günde, üç günde yüzden fazla yangın çıkması insanların alışık olmadığı bir şey, anormal bir durummuş gibi geliyor ve bunu biz insanların ihmalinden, kazasından, kazadan kaynaklanacağını düşünmediği için buna başka anlamlar yüklemeye çalışıyor. Ama yüzümüzü yurt dışına çevirdiğimizde bakıyoruz ki komşumuz Yunanistan'da, oradan İtalya'da, oradan Portekiz'de, kuzeyimizde, Rusya'da yine çok büyük yangınlar çıkabiliyor. Artık bu iklim değişikliği sürecinde orman yangınları maalesef kaçınılmaz olacak ve gelecekte çok daha büyük yangınlar ve yerleşimleri sarabilecek, insan hayatına, kaybına neden olabilecek çok büyük yangınlarla karşılaşabiliriz. Evet, burada da bahsettiğiniz gibi önlemle alakalı bir soru sormak istiyorum. KAHİP'ten işte kamu harcamaları izleme platformu, sağ olsun kendileriyle sürekli iletişim halindeyiz. 2021'de mesela orman yangınlarıyla mücadele için ayrılan bütçenin 1.8 milyar TL olduğunu önümüze not düşmüşler. Şimdi bu bağlamda yangınla mücadele, ya yangın çıkmadan içinde bir mücadele midir bu, yoksa yangın esnasındaki mücadele ayrılan para mıdır? Yani şunu sormak istiyorum. Bu yangınlarla etkin mücadele yangın çıkmadan mı başlar? Orayı biraz açıklayabilir misiniz bizim için? Tabii açıklayayım. Yani bu bütçe nedir? İşte uçak kiralanacak, aracöz vesaire alınacak, onların bakımı yapılacak, işçi, geçici orman işçisi alınacak yangınları söndürmek için, o bütçedir. Maalesef sadece orman yangınları değil, bizim ülkemizde afetler konusunda hep afet olduktan sonra reaktif şekilde şey yapıyoruz, müdahale ediyoruz. Yani afet olacak, biz gideceğiz, yaraları saracağız, yıkılmış evleri kaldıracağız, taşmış derelerin suyunu takip edeceğiz. Hep bunun üstüne kurgulanmış durumda.
Halbuki öncesinde yapacağımız çok şey var ve bunlar aslında çok da hani bu 1.8 milyar bütçeyi 2 milyara çıkartacak çok büyük bütçeler değil. İnsanları yani uzun vadede afet konusunda bilinçlendirmemiz gerekiyor. Bu genel afet dedim. İlline göre bazı yerlerde orman yangını, kuraklık başka bir afet olabilir. Bir yerde deprem, sel olabilir. Hangi ilde hangi depremler daha şey afetler daha fazla görülüyorsa bunların konusunu bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Yine uzun vadede genel afet çerçevesi içinde söyleyeyim. Hangi afet bekleniyorsa insanları bilinçlendirme çalışmaları yapalım dedik ya. Bir de o afetlerde örneğin orman yangınında ormanla iç içe bir köy var, mahalle var veya büyük bir ilçe de olabilir. Burada afet anında ya orman yangını anında tahliye planları yapıldı mı? Yangın risk değerlendirmesi yapıldı mı? Yani işte hangi evler daha riskli orada oradan nasıl tahliye edeceksiniz? Hangi yöne kaçılacak insanlar? Bu hem yangın risk değerlendirmesi hem de afet tahliye planlarının yapılması gerekiyor. Bunlar da yetmiyor. Buna benzer bazı yerlerde planlar var. Tatbikatlar yapılması lazım. Bakın deprem ülkesindeyiz. Ben bugüne kadar hiçbir deprem tatbikatına katılmadım. Yani İstanbul'da diyeyim üstelik. Şimdi pratik yapmanız lazım. O anı yaşamanız lazım. Yoksa o afet anında bakın orman yangınında şunları gördük. Yani görüntüler de geldi. İşte çekim yapmak isteyen şeylerin, gazetecilerin gördüm. Ormanın içine girmişler, dumanın içinde kalmışlar. Orman yangını öyle bir afettir ki rüzgarın yönü anında değişebilir. Yangın saatte 5-10 kilometre hızla ilerleyebilir. Bir an içinde kalabilirsiniz. Yolda bir şey olmasa bile bir ağaç yanarak devrilir, yol kapanabilir. Bunlar yaşandı. Yani çok değil. 2018 yılında Yunanistan'da 100'den fazla insan hayatını kaybetti. İşte bu konuda neler olabileceğini riskin yüksek olduğu yerlerde anlatmamız gerekiyor. Daha kısa vadeli olarak ise her yangın mevsimi öncesi ki bir yangın mevsimi kavramımız vardır bizim. Her yani Mayıs'la Kasım ayları arasında bahar aylarından başlayarak orman içindeki tesisler vardır. Az önce söyledim elektrik nakil hatları, turizm tesisleri. Bakın Muğla, Akdeniz, Antalya ve Mersin'de, Adana'da yangınlar oldu. Çoğu turistik bölgelerimiz, turistik tesisler var. Bu tesisler hem yangın çıkmasına neden olabilir. Çünkü ormanla iç içe hatta bundan övünüyorlar. Böyle işte odalar çam ormanına bakıyor diye. Buradaki işte bir havai fişekten ki çok atılıyor buralarda ya da bir elektrik kontağından ya da işte dışarıda piknik yaparken oradan sıçratacağınız bir ateşten yangın çıkartabilirsiniz. Bu konuda bu tesisleri, orman içindeki tesisleri bilinçlendirmeniz, eğitmeniz gerekiyor. Bir de kontrol etmeniz lazım, denetlemeniz lazım. Bunlar zaten belli. Yani yani bilinmeyen şeyler değil. Kontrollerin yapılması, gerekli önlemleri, yangın çıkartmak için gerekli önlemleri almayanlara cezalar verilmesi, uyarılar yapılması gerekiyor. Ve yangına hazırlık açısından da faydalı olacaktır. Bunun haricinde yine Orman Genel Müdürlüğü şunu yapabilir. Pek ülkemizde uygulanmıyor. Kontrollü orman yangınları çıkartabilir. Yangın sezonu öncesinde. Nedir bu? Hani az önce yanıcı madde yükü dedim. Ormanın altında, yol kenarlarında böyle kurumuş otlar var, ölü örtü var. Bunları nemli zamanda, kış aylarında kontrollü olarak pürmüzlerle yakabiliriz. Ve yanıcı madde yükünü azalttığımızda yangının çıkmasını geciktirirsiniz. Çıkan yangınların da hızlı bir şekilde büyümesini engelleyebilirsiniz. Bu daha çok Orman Genel Müdürlüğü'nün yapması gereken bir iş. Yine Orman Genel Müdürlüğü'nün yapması gereken işlerden. Bu arada o tesislerin kontrolü dedim ya orman içindekilerin. Bu da yine Orman Genel Müdürlüğü'nün görevidir. Nispeten burada belediyelerle işbirliği yapılabilir. Orman Genel Müdürlüğü'nün yapması gereken şeylerden bir tanesi de
şu aslında uzun vadede ormanlardan biz inanılmaz şekilde başka kullanımlara izin veriyoruz. Ben daha önce de çok defa söyledim. Şimdi orman yangınlarına üzülüyoruz ya. Ortalama olarak söyleyeyim. Son iki senedir biraz bu sayı arttı. Son 10 yılın ortalaması olarak söyleyeyim. Orman yangınlarından orman yangınlarında kaybettiğimiz orman alanının 3-4 katı kadar bir orman alanını madenlere, HES'lere, elektrik nakil hatlarına kaybediyoruz. Yani birazdan da söyleyeceğim. Yanan orman alanlarını büyük bir çoğunluğu, tamamına yakını hemen birkaç yıl içinde bitkilendirilir, yeniden orman haline getirilmeye çalışırken bu tesislerin birçoğu, orman içinden verilenlerin birçoğu kağıt üstünde tekrar orman yapılabilir ama fiilen ormana dönüşmeme ihtimali olan yerlerde. Bunlara dikkat çekmemiz lazım. Bunların verirken bu tür izinleri Orman Genel Müdürlüğü inceleyip sık dokuması, ormana zarar verip vermediğini değerlendirmesi gerekiyor. Hatta mümkünse çok böyle çok zararı olmadıkça böyle izinlerin verilmemesi gerekiyor. Orman Bakanlığı bunları azaltmalı dediğim gibi. İnanılmaz arttırır çünkü sayısı. Yine yangın öncesinde Orman Genel Müdürlüğü yangınların yangınları iyi bir şekilde incelemesi gerekiyor. Her ilde hatta ilçede yangınlar nerelerde çıkmış, hangi sebeplerle çıkmış, yangın çıkması riskini oluşturan etmenler nelerdir? Genel olarak yıllara göre yangın sayılarında nasıl bir değişim var? Artmış mı, azalmış mı? Bu değerlendirmeleri yaparak örneğin helikopter ihtiyacı ne kadardır? Buna karar vermesi lazım. Bu sene birazcık arttı ama 2020 yılına kadar ki 90'lı yıllardan itibaren kullanılır. Son 5-6 yıldır, 10 yıldır 25-30 aralığında helikopter kullanılıyor. Bir de burada hemen şey açıklamanızı rica edeceğim. Bir uçaktan bahsediyoruz, bir helikopterden, bir de insansız hava aracından bahsediyoruz. Bir de yerden müdahale araçları var. Bunları bir resme oturtur musunuz? Yani biz bir imkanımız varsa tamamen uçağa mı yönelmeliyiz, helikoptere mi yönelmeliyiz? Nedir oradaki ilişki? Yani şimdi şunu söyleyeyim. Hani uçak mı, helikopter mi, yerden böyle bir yani biz çok siyah beyaz düşünüyoruz bazı şeyleri. Evet. Hepsi yani bütün hepsine odaklanmamız gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Bir kere şunu söyleyeyim. Hiçbir dünyanın hiçbir yerinde sadece ve sadece havadan müdahaleyle ister uçakla ister helikopterle yangın söndüremezsiniz. Atarsınız ancak bu uçaklarla söndürdüğünüzde söndürmeden vazgeçtiniz yeniden bir kıvılcım çıkıp tekrar büyüyebilir. O nedenle aslında hava filosu, uçak ve helikopter yangının büyümesinin yavaşlatılması, yerleşim alanları gibi bazı yerlere sıçramasının engellenmesi, yangının kontrol altında tutulması amaçlı olarak yapılır. Hatta yönlendirmek için bile kullanabilirsiniz. Ama asıl müdahale yerden yapılır. Yani yer ekipleri son derece önemlidir. Çünkü hani hem yangın çok şiddetliyken örneğin ormanı yangının ilerleme hızına bakılarak işte saatte 5 kilometre hızla ilerliyorsa 5-10 kilometre önündeki bir orman varsa orası tamamen kesilir. Çıplak toprak yüzeyi bırakılır ki yangın oraya geldiği zaman şey olmasın yanıcı madde kalmadığı için dursun gibi bütün çalışmalar yapılır. Yani çok şeydir yani gidip yangının üstüne su sıkmak yapılıyor tabii de. Çok risklidir. O nedenle belli bir orman alanı gözden çıkartılır. Ağaçsız alanlar oluşturulur. Hatta bazen yakarız. Yani yangının ilerleme yönündeki bir ormanı yakarız. Buna da karşı ateşleriz. İki sene önceki İzmir yangınında bir meslektaşım linç ediliyordu. Ormancılar ormanı yakıyor diye. Buradan tırnak içinde demek ki Orman Genel Müdürlüğü'nün bir halkla ilişkiler sorunu da var. Evet. Bunu da değerlendirmesi gerekiyor. Ve diyelim ki söndürdü. İster uçakla ister yerden yangın birazcık yavaşladı. Hatta sönmüş görüyorsunuz. Sönmemiştir. Yani kıvılcımlar vardır. Hatta hiç yukarıdan görmezseniz ağaçların köklerinin için, toprağın içinden için yanmaya devam eder.
bir ufacık rüzgarla birlikte tekrar alevlenir. Bunu uçaktan, helikopterden göremezsiniz. Örneğin bunun içinde yerden soğutma ekipleriyle, işte insan gücüyle, gözle görerek gidersiniz, suyla soğutursunuz, kıvılcımlar çıkmayacak hale getirirsiniz. O nedenle hani hepsini benim açımdan hepsi gerekli ama en olmazsa olmazı yerden müdahaledir. Peki helikopter mi uçak mı? Niye birisini tercih etmek zorundayız? İkisi birden olmalı. Hatta ben şeyi de söylüyorum. Şimdi biz geçen yıl ve bu yıl çok büyük Boeing uçaklarıyla, turbojet uçaklarla yangın söndürüyoruz. Çok büyük tutma kapasitesi var. Ve işte daha fazla su attığınızda yangınlar çok hızlı sönecekmiş gibi düşünüyoruz ama şimdi bu uçakların Toroslar'da bir dağın içinde, bir vadinin içindeki yangında örneğin hareket kabiliyeti ne kadar? Yani çünkü o uçağa binenler düşünsünler. Hatta yine Antalya'dan vereyim. Antalya Limanı'na yanaşacakken, inecekken deniz tarafından böyle kocaman büyük bir tur atar denizin üzerinde. Ondan sonra şeye doğru, havaalanına doğru alçalmaya başlar. Şimdi dağlık bir alanda nasıl manevra yapacak? Çünkü yangına belli bir açıdan yapması lazım. Yani dikili atmazsınız. Yangına dik girerek suyu atmazsınız. Yangına paralel gitmeniz ve bir şerit halinde yangının önüne su atmanız gerekir. Ki daha geniş alanı sulasınız. Bunun için de belli bir açıyla yaklaşmanız gerekiyor. Yüksek dağlık bir arazidesiniz ya da vadinin içindesiniz. Uçak kullanamayabilirsiniz. Belki buralarda daha küçük çaplı, işte çok konuşulan Türk Hava Kurumu'nun uçakları gibi uçaklar olabilir. O nedenle hani hangarınızda veya envanterinizde, lafı da çok konuşuldu bugünlerde. Envanterinizde büyük uçakta olsun, küçük uçakta olsun, orta çaplı uçakta olsun. Çünkü her yangının karakteri farklı. Elinizde bu yangınlarla mücadele etmek için araç sayınızı çeşitlendirmeniz gerekiyor. İşte Boeing diyelim ki İç Anadolu'da çıktı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'da çıktı. O büyük uçakların su alabileceği su kaynağı yok diyelim. Gidip ta Akdeniz'den gelip su mu atacak? Bu süreyi uzatacaktır gibi. Özellikle helikopterin de kendine göre avantajları var. Örneğin helikopterler için tamam daha küçük hazneli ama ormanın içinde göletler yapılıyor planlı olarak. Suyu atıyorsunuz, az miktarda suyu atıyorsunuz, 2 ton, 3 ton o bambilerle. Sonrasında en yakın göletten gidip bir daha su atıyorsunuz. Uçak bir, işte diyelim ki 2 saatte bir tur su atabilirken helikopterler 1 saatte 3 kere 5 kere tur atabiliyor gibi düşünün. O nedenle yani uçak ve helikopter değil, hepsi olması gerekiyor. Çok iyi anladım. Peki burada ben... şey de söyleyeyim, İHA'ları söyleyeyim. Evet. İHA'ların yangın öncesinde çok büyük faydası yok. Çünkü hani şöyle olmasın, İHA'lar hani 24 saat gözlüyor bütün her köşe bucağı, orada bir kıvılcım çıktığı zaman hemen merkeze bildiriyormuş gibi düşünmeyin. Böyle bir şansınız yok zaten. Her santimetre kareyi, her metre kareyi değerlendirme şansınız yok. Şöyle kullanılıyor. Mesela bir vatandaş alo 177 arıyor, şurada duman gördüm diyor, bir ihbar geliyor. İHA'ları oraya yönlendirebiliyorsun yakındaysa o da. Evet. Ya hakikaten orada bir duman var mıdır, risk nedir? Bir böyle kullanılabiliyor. Ya da İHA'lar uzakta da olabilir. Oraya gelene kadar yersel müdahale ekipleri gibi müdahale edebiliyor. Bir bu açıdan kontrol İHA'ları kullanıyoruz. Bir de şey, yangın sırasında işte yangının seyri nedir? İlerisinde köy var mı? Hangi hızda gidiyor? Başka yerde sıçradı mı? Gibi sadece yangının yönetimi açısından İHA'lar faydalı olabiliyor. Onun haricinde şeyi söndürmek gibi yangın söndürmesine gerek yok. Yani çok fazla katkı sağlamıyor. Ki 2 yıldır kullanılıyor İHA'lar ve 2 yıldır da inanılmaz şekilde orman yangını sayısı arttı. Ondan önce, 2 yıldan önce kullanılmıyordu. Evet. Peki az önce yerel yönetimlere de biraz değinme fırsatımız oldu. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü Merkezi Yönetim'in inisiyatifinde. Şimdi bu noktada diğer önceki yıldaki yangına göre ilk defa da mesela benim gözlemim yerleşim yerlerine çok büyük baskı oldu bu orman yangınlarıyla. Dolayısıyla otomatik olarak yerel yönetim ve merkezi yönetim koordinasyonu da tartışmaya açıldı. Şimdi buradaki etkin koordinasyon sizce nasıl olmalı?
Şimdi burada şunu söyleyeyim. Aslında hani ilk defa şimdi dikkate çekiliyor ama iki yıl önce İzmir depremi İzmir'de de bir yangın oldu. Yani çok büyük yangın oldu. 6000 hektara yakın yandı. Ki o yıl uçak da yoktu. Uçak da kiralanmamıştı. Bu da çok konuşuldu. İzmir olunca çok büyük şey oldu. O zamanlar bir söylüyorum. O İzmir yangınında da işte Tunç Soyer'le birlikte gittik. Yanan yerde de açıklama yaptık. Yine o zaman da şeyi söyledim. Vatandaşlar fidan dikelim, alalım gidelim diye. Tunç Başkan'a söylediğimde buraları tekrar orman olacak. Böyle bir şeye gerek yok. Diktiğiniz her fidan da çöp olacak. Sonradan sökülecek onlar diye. Hiçbir fidan dikmeden yaptık ve orada herhangi bir otel falan yapılmadı İzmir yangınından sonra. O zamanlar aslında son yıllarda bu tür sorunlar çıkmaya başladı. Geçen sene unuttuk. Bakın geçen sene de İskenderun'da çok büyük yangınlar oldu. Ve yine yerleşim yerlerine sıçradı hatırlarsanız. Onu da unuttuk. Demek ki yani bu unutma şu. Yani sadece vatandaş olarak bizler unutmuyoruz. Yöneticiler de unutuyor. Günlük yaşıyoruz. Bunlardan dersler çıkartmamız lazım. Bunları söylüyoruz. Şimdi bu orman yangınlarının eski görüntülerden bir ara çalışıp onları bulacağım, paylaşacağım. Söylüyoruz. Özellikle Yunanistan'da çıkan 2018 yılındaki yangından sonra ben bunu çok söyledim. Bakın artık ormanların içinde yerleşim alanları çok arttı. Bunlar tek konutlar, böyle yazlık konutlar gibi olanlar var, büyük siteler var, turistik tesisler var. Bunlar hem yangın riskini arttırıyor hem de yangın anında bunlar tehlike altında kalacaklar. Bunu ne yapmamız lazım? Belediyelerin yangın söndürme aracında önceden yapması gereken şeyler var. Bu gibi alanlara inşaat ruhsatı vermeyeceksin. Veriyorsan evlerden belli bir mesafe uzaklıkta olması lazım ağaçların, bitkilerin. Bahçemde bile Ege Akdeniz'de kendi bahçemde bile yangına sebebiyet verebilecek ağaçları bir şey yapmaz. Onları bir listelemen lazım. Örneğin bahçende kızılçam dikilmesini değil veya bu bile eve en azından belli bir mesafede olacak. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. Hatta şeye kadar yapılması gerekiyor. Binaların yapı malzemesine kadar. Yani yangın riskinin olduğu yerlerde işte binaların yanabilir özellikleri düşük malzemelerden yapılmasını belediye dikkat etmesi gerekiyor. Buradaki insanları hem hangi aktivitelerin yangına neden olabileceğini açıklaması, hem yangın esnasında nasıl tahliye olacaklarını, yani bir az önce de söylediğim gibi tahliye planlarının yapması gerekiyor orman yangınları açısından. Ve bu bilinçlendirme çok önemli. Bakın sıcak bir günde uzun bir yoldan geldiğiniz aracınızı kuru otlu bir yere park ettiğiniz zaman bile buradan yangın çıkabilir. Yani sıcakken ya da aracınızı çalıştırdığınız o sırada bir kıvılcım çıkabilir. Egzozdan bir kıvılcım çıkabilir. Bu kadar şey. Bunu bile öyle söylemeniz lazım. Aracınızın park ettiğiniz yerdeki kuru otları temizleyinine kadar söylenmesi gerekiyor. Bunlar belediyenin görevi. Sonrasında yangınları söndürmek ise orman yangınları tamamen Orman Bakanlığı'nın görevi ve ikisinin de elinde aslında işte belediyenin elindeki söndürme araçlarına itfaiye ediyoruz. Ormandakileri de Orman Genel Müdürlüğü'nün ikisinde ara sözlerle yapılana da Orman Yangın Müdahale Ekipleri adını veriyoruz. İtfaiye ile yangın müdahale ekipleri birbirinden farklıdır. Çünkü kent içindeki yangınlarla ormanlardaki yangınlar birbirinden farklıdır. İtfaiyedeki insanlar orman yangınlarını bilmezler. Biz ormanda bazen hiç su sıkmadan yangını söndürürüz. Dediğim gibi sadece ağaçları keserek ormanın yangını ilerleme yolu önündeki örtüyü kaldırarak da söndürebiliriz. Burada orman yangını anında hemen belediyelerden ki o itfaiyelerin diğer kurumlar da olabilir. Bunların elindeki araçlar Orman Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğuna geçer. Bir yangın amiri olması gerekiyor. Var zaten. Bu yangın amirin koordinasyonuyla birlikte itfaiye ve Orman Genel Müdürlüğü'nün araçları koordineli bir şekilde çalışılabilir. Ama burada bazen zaman zaman işin içine siyaset girebiliyor maalesef.
her şeyde olduğu gibi, yani toplumun her kesiminde olduğu gibi işte farklı partilerden olan belediyelerde yardımını almamak gibi durumlar olabiliyor. Ormanlar hepimizin yani el birliğiyle ki gücümüz de var. Yani hem itfaiyenin elinde aracılıklar var veya araçlar var. Hem Orman Genel Müdürlüğü. Bunların hepsini koordineli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve bundan sonra da ki yani sizin de söylediğiniz gibi 2021 yılındaki bu orman yangınlarının en önemli karakteristiği, en büyük yangınlar değil belki, en önemli karakteristiği yerleşim alanlarına bu kadar zarar vermesidir. Bundan sonra çok daha büyük yangınlar böyle yerleşim alanları içinde olabilir. O nedenle mutlaka ve mutlaka yangın risk değerlendirmesi her kentte ve tahliye planları, kaçış planları yapılması gerekiyor. Ki bunlar olmadığı için Yunanistan'da 2018 yılındaki yangında 102 kişi hayatını kaybetti. Herkes arabalarına dolup arabasıyla kaçarken bir ağaç deviriyor, ağaçlar deviriyor, duman içinde kalıyorlar, hareket edemiyorlar ve orada araçların içinde yanarak maalesef hayatlarını kaybettiler. Bir de yerel yönetim öncesi, bir de vatandaşlar da özellikle Can abiyle, özellikle diğer şehirdeki vatandaşlar da yardım etmek istiyorlar ve evet. Sosyal medyada özellikle çok fazla işte süpermarketten şunu alın, bunu gönderin gibi, aslında bir yandan da hani tam olarak bilgi kirliliği demeyeceğim ama o Can abiyle yapılan bir çalışma var. İşte bunlarla ilgili bir nasıl yani vatandaş olarak en etkin katılım nasıl olabilir burada? Vatandaş olarak yani yangın anında değil, yani yangın anında yapacak hiçbir şeyiniz yok. Burada öncelikli olarak sorunlardan bir tanesi de şu, doğru bilgilendirme gelmiyor. Yani yetkililerden, belediyeden ve Orman Genel Müdürlüğü ya da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan mutlaka şeffaf, doğru bir şekilde bilgilendirme gelmesi gerekiyor. Hani bu sadece yangının büyüklüğüyle ilgili değil, işte ihtiyaç olunanlarla ilgili. Mesela bu yangınlarda ben şeyi çok eleştiriyorum. Antalya yangınında sabotaj olabilir. 4 tane aynı anda yangın çıktı diye bir belediye başkanı söyledi. Ondan sonra sabotaj konuşulmaya başladı. Bu 4 yerde aynı anda yangın çıktı, sabotaj olabilir şeyi çok bir yöneticinin söylememesi gereken bir şeydi. Çünkü İstanbul'da bile bakın raporlanmayan, yani çok küçük, aynı günde 100 tane yangın çıkabiliyor. Farkında bile değiliz. Büyük olanlar olabiliyor. Yetişilen söndürülüyor. O nedenle bir sorumlu olacak. Şeffaf bilgi paylaşılacak. İşte halen sabotaj olup olmadığı yönünde ki işte terör örgütü yaktı falan deniyor. Bunu daha önceki yıllarda da söyledik. Bunu yine açıkladık. Bakın bunu yöneticiler terör örgütünün yapıp yapmadığını çıkıp açıklamaları gerekiyor. Çok net söylemeleri gerekiyor. Yoksa ortalık bu şekilde çok fazla yorum yapılabiliyor. Ve bazen de hani şu da oluyor. Terör örgütleri bu tür faaliyetleri üstlenerek kendi propagandalarını bedavadan yaptırabiliyor. Yani değirmenine su da taşınmış oluyor. Ama çok net açıklamalar gelmedi örneğin. O nedenle kamunun mutlaka şeffaf açıklamalar yapması ve insanları galeyana getirecek açıklamalardan kaçınması gerekiyor. Biz dışarıda olanlar yani afet bölgesi dışında olanların yapması gereken şey şu, o anda bir şey değil, bir doğru bilgiye ulaşmak gerekiyor, sakince beklemek gerekiyor, asıl yapmamız gereken bu tür afetlerden önce yani işte bakın hala yangın riski bitmiş değil, hani söndürüldü işte 112 yangından 100 tane söndürüldü, bitmiş değil ki. Yani o kritik koşullar devam ediyor. Başka yerlerde de bakın böyle dilimi ısırarak söylemeyeyim ama bir il yeri vermeyeyim sonra orada çıkar çağırmış olmayalım. Henüz çok sıcak olmayan başka illerimize de yangın sıçrayabilir ısınmayla birlikte. Bir aşağı yukarı kabaca hani çok yakın olarak biliyoruz önümüzdeki bir hafta 10 gün yine aşırı sıcak hava dalgaları gidecek ama Ekim ayına kadar her an orman yangını çıkabilecek durumdayız. O nedenle işte orman yangının çıkmasına sebep olmamamız yeterli. Şeye girmeyelim. Eylül sonuna kadar ormanda piknik yapmayalım. İzmaritimizi atmayalım. Bunu diyebileceğim ancak. Onlar yani bütün şeyler açısından böyle. Hani şimdi şey var bir şeyi söyleyeyim. Yine bir gencimizi kaybettik maalesef. Orman yangına müdahale ederken, su taşırken. Şimdi
Bazı orman yangınları bunlardan bir tanesidir. Orman yangını konusunda hiç tecrübesi olmayan insanlar yangına müdahale etmemelidir. Çok kritiktir. Yani özel ekipmanlarınız gerekir, yanmaz şeyleriniz, elbiseleriniz olması gerekiyor, ayakkabınız olması gerekiyor, solunum maskeniz olması gerekiyor. Bir heyecanla gidip yangının içine girip söndürmeye kalktığınız anda çok riskli durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bir de son birkaç dakikamızı rehabilitasyon çalışmalarına ayırmak istiyorum. Özellikle bu konuda zaten yaptığınız açıklamalar medyada da yer buldu. Tabii ki şu anda hepimiz ormanlarımızı kaybettik. Çok büyük hektarlarda orman kaybettik gibi düşünüyoruz ama bu etkin rehabilitasyon için özellikle siz doğal ağaç yapısını gözetmemiz gerektiğinden bahsettiniz. Bununla ilgili bir açıklama duyabilir miyiz sizden? Tabii yani şimdi şu var, yani çok aslında yalan yanlış bilgiler dolaşıyor. Çam çıradır, dikmeyin, yok maşal yardımıyla Türkiye'ye çamlar döküldü diye bu sosyal medya ayrıca uzmanlar incelemesi gerekiyor. Bu aşı konusu da böyle çok şey oldu. Türkiye'de 5 tane 5 farklı doğal çam türümüz var. Bunlardan en geniş alana, yayılış alanına sahip olan Kızılçam. 5.6 milyon hektar. 22.9 milyon hektar orman alanımızın 5.6 milyonu Kızılçam. Meşe birinci sırada 5.9 milyon hektar, ikinci sırada Kızılçam geliyor. Ve doğal, bizden önce de vardı, yani insandan önce de burada vardı. Ve o insandan önce çıkan doğal yangınlarda da Kızılçam o yangınlara uyum sağlamış. Bir de maki örtüsü var burada. Evet, katılıyorum, var bazı ormancılık olarak bizlerin hatası var. Maki bitki örtüsünü söküp Kızılçam'a dönüştürdüğümüz alanlar var. Ama bu bölge Ege ve Akdeniz bölgesinde ağırlıklı olarak maki ve Kızılçam var. Örneğin bu yanan alanlara getirip kestane dikemezsiniz. Niye? Kestane nemli bölge, Karadeniz bölgesi ya da Ege bölgesinin yüksek dağlık kesimlerinde yetişiyor. Velev ki diktiniz, kuruyacak, yetişmeyecek. Yani insanların şu var, yan alanlara herhangi bir başka ağaç diktiği zaman bunların orada yaşayabileceğini düşünüyor. Şimdi hatta şunu söylüyorum. Yan alanlara veya herhangi bir yerde orman kurarken biz hiç sulama yapmayız fidanları. Öyle bir gücümüz yok. Senede her sene milyonlarca fidan dikiliyor. Her fidanı sulamaya hiçbir yerde, yani dünyanın her yerinde böyledir. Çok küçük alanlarda yaparsanız evet, yani kente yakın yerlerde olabilir. Fidanı dikerseniz 3-4 yıl otunu alırsınız, otlar arasında kalmasın diye. Ondan sonra işte kuruyanlar varsa tamamlama deriz, onu yapar gideriz. O nedenle mümkün olduğunca o yerdeki doğal türleri tercih ederiz. Yani neden bunu? Çünkü hani sulama yapmıyorsunuz, bakım yapmıyorsunuz. Dolayısıyla oradaki şartlara uyum sağlayabilecek, kuraklık, yağış durumlarına, sıcaklık durumlarına uyum sağlayabilecek, toprak özelliklerine uyum sağlayabilecek türler olması gerekiyor. En garantisi de o bölgedeki doğal türlerdir. Bir de bir şey yaparken, bir fidan diktiniz, orman kuruyorsunuz yangından sonra. Bu orman, Kızılçam ormanı için söyleyeyim, kaç yıl yaşayacak? Ortalama ömrü 80-100 yıl. Peki 50 yıl sonra, 80 yıl sonra iklim nasıl olacak biliyor muyuz? Yani şu anda bir fidan diktik, evet galeyanla bir şey yaptık ama 50 yıl sonra, 100 yıl sonraki iklimi bile bizim düşünmemiz gerekiyor. Yani o zaman da yaşayabilmesini gerekiyor. Ve şu anda baktığımızda iklim değişikliğini de dikkate aldığımızda tüm dünyada şudur, doğal ormanların özellikle Kızılçam ormanlarının, yani doğal ormanların korunması, doğal yöntemlerle gençleştirilmesini öneririz. Kızılçam da bizim doğal bir türümüz. Yangına uyum sağlamıştır. Yangınlarla gençleşir Kızılçam ormanları. Çünkü tohumları o kalın ölü örtünün içine düştüğünde tohumlar toprağa ulaşamaz ve çimlenemez. Ama bir yangınla o kalın ölü örtü, kurumuş ot tabakası, yaprak tabakası yandığı için tohumlar külün içine düşer. Ve Kızılçam ağaçlarını bilenler bilir, üzerinde çok sayıda kozalak vardır.
O kozalaklarda çok sayıda tohum vardır. Bir kısmı yansa da büyük bir çoğunluğu yanmaz ve külün içinde gençleşir. Maki bitki örtüsü yangına uyum sağlamıştır. Yangın sırasında toprak üst kısımları yanar ama kökleri yanmaz ve bir yıl sonra 1-1,5 metre boyunda sürgünler verebilir. İşte oradaki meşeller, mersinler gibi çok sayıda bitki örtüsü. O nedenle biz şeyi öneriyoruz. Yani doğal ormanlar, özellikle Kızılçam ormanlarını koruma altına alarak, insan girişini engelleyerek beklersek, tabii bunlar yapılmıyor değil. Orman Genel Müdürlüğü bunu yapıyor ama çok büyük baskılar. Yani ağaçlandıralım diye. O nedenle de fidanını alan ağaç dikmeye çalışıyor. Etüt projesi yapılsın, incelensin, yeterince tohumun, yani ağaçların büyük olduğu, yeterince tohumun olduğu yerler korunsun. Tohum olmayan yerlere zaten önceden ormanlardan tohum toplanıyor. Toplanan tohumlar takviye yapılabilir. Bu da yetmezse çevredeki yanmamış ağaçlardan tohum toplanarak araziye serilir. Ve bir bahar beklemeyi öneririz. Bir bahar beklensin. Sonraki baharda şey gelmeyen, Kızılçam ya da makinin gelmediği yerlere ağaçlandırmaya düşünsün diye öneriyoruz. Böylece hani sadece maki ve çam değil, diğer otlu türler de bulunur şeyde, doğal ormanlarda. Bunlar da korusun. Niye bunu öneriyoruz? Hemen ağaçlandırma yapılmasın diye. Çünkü ağaçlandırma yaptığınız zaman yanmış ağaçların kökleri sökülür. Toprak işlenir, makilerin de kökleri sökülür, toprak büyük dozerlerle riperlenir, ondan sonra fidan dikersiniz. Bu sırada diğer bitki örtüsünün kalıntıları, kökleri, tohumları, soğanları da uzaklaştırdığı için o ağaçlandırılacak yerden biraz da biyolojik çeşitliliğe zarar verebiliyoruz. Ağaçlandırmayı düşünebiliriz ama ne diyeyim, işte ormanın oluşmadığı yerlere. Ha burada burası otel olacak vesaire gibi kaygılar var. Evet, tek bir tane kötü örnek vardır. Ben Tarım Orman Bakanlığı'na veya Orman Genel Müdürlüğü'ne bu hatayı kabul edip bir kere yapılmıştır. Bundan sonra yapmayacağız diye kabul etmelerini öneririm. Onun haricinde yok. O tek kötü örnek nedeniyle bu baskı, ağaçlandıralım baskısı maalesef geliyor, konuşuluyor. Ama özellikle de gelecekteki iklim değişikliklerini de dikkate aldığımızda buraya işte doğal ormanları yeniden kurmak şeklinde yapmamız lazım. Maki ve Kızılçam'ın yerine maalesef başka bir tür getirme şansımız yok. Evet, çok teşekkür ederim Doğan abi. Yani aslında bugünkü tartışmamızdan çok teknik ve uzmanlık gerektiren bir alanla mücadele ettiğimizi anlıyorum ve vatandaşlar olarak belki en anlamlısı yerel yönetimler ve merkezi yönetim üzerinde bir önce bilgilenmek ve takipte kalmak ve özellikle rehabilitasyon sürecini de belki hani gözetmek, yani en azından dikkat etmek, evet, ve unutmamak gerekiyor. İşte vatandaştan hani şey dediniz ya, yangın esnasında ne yaparız dediniz. Çok fazla bir şey yapamayız. Afet devam ediyor. Aslında oraya koştuğumuz zaman da aslında tam tersi ayak bağı da oluyoruz. Yangındır, seldir vesaire. Ama bizim vatandaş düşen görevlerden bir tanesi de dediğiniz gibi yangın sonrasında buralardaki gerekli çalışmalar yapılıyor mu? İşte rehabilitasyon yapılıyor mu? Bitkilendirme, yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılıyor mu? Otel riski var mı? Yapılıyorsa bakın söylüyoruz. Yanan herhangi bir alana, ki kadastral olarak, yasal olarak orman alanı olmak zorunda bu. Hani başka bir yer yanmıştır, orman statüsü yoktur, orası ayrı ama kadastral olarak orman olan bir yerde başka bir ormancılık dışı uygulama yapılıyorsa, orası yeniden orman haline getirilmiyorsa mutlaka en yakın savcılar suç duyurusunda bulunur. Bu bir anayasal suçtur. Yani yanan orman alanına başka bir uygulama yapılması anayasal suçtur. Bu izleme çalışmalarını yapabiliriz. Vatandaşın düşen görevlerden bir tanesi de bu. Bir de şeyi istemek, dediğim gibi. Yani belediyelerin çok farkında değil şeyleri, bu orman yangını riskini. Bunları belediyelerden şunları yapın, yangına karşı önlem alın, bilinçlendirme farkındalık çalışmaları yapın, imar çalışmasında ormanla belli bir mesafe bırakın gibi bunları vatandaşın talep etmesi gerekiyor. Yine sadece belediyelerden değil, işte ilgili bakanlıklardan da orman yangınlarıyla ilgili benzer taleplerini sürekli dile getirmesi gerekiyor. Onlar ve çok teşekkür ederim. Son olarak hızlıca Artvin'deki belki çalışmalarınızı not düşmek anlamlı olur. Artvin'de aslında tema ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Doğal yaşlı orman alıyoruz. Türkiye'nin korunan alanlarını
arttırmak gibi bir hedefimiz var. Bunu da sonra Orman Genel Müdürlüğü'ne önereceğiz. Türkiye'nin koruma oranları %8-9 civarında yüz ölçümünün. Bunun Avrupa Birliği'ne aday ülkeyiz. Örneğin Avrupa Birliği %30 hedefi koydu. Korunan alanları işte doğal yaşlı ormanları yaşlanmış yani hiç insan eli değmemiş orman yok Türkiye'de ama insan eli değmemiş kendi halinde bulunan ormanları tespit edip bunları Orman Bakanlığı'na önerip buraların da koruma altına alınmasını talep edeceğiz. Bu şeyde ki bu hani söylediğim doğal yaşlı ormanlar da maalesef şeyde yani çok böyle ulaşılmayan yerlerde derin vadilerin içinde gitmeye çalışıyoruz, yürüyoruz araçlar ve çoğu yerde de ulaşım da yok, iletişim de yok. O yüzden zorlu bir arazi mücadelesi ama keyifli. Yani bir şey pandemiden sonra da dağlarda olmayı özlemişim. O yüzden keyifli bir çalışma oluyor. Çok başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Umarım takipte olur. Çalışmalarınızın detaylarını başka programda sizi ağırlayarak dinleriz. Profesör Doktor Doğan Aytonay, çok teşekkür ederim bütün katkılarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bu haftaki Şehir Hepimizin programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar sizlerle olacağız. O zamana kadar bizi İstepimizin sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. İyi haftalar, kolaylıklar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.